Köyden ayrılacağım için biraz üzünlüyüm. Gitme vakti geldi artık. Burada harika bir hafta geçirdim. Uzun çayın her hanesinde bir döşeğim olduğunu biliyorum artık. Bana evlerini açan, sofrasını paylaşan, iş öğreten ve beni gönülden ağırlayan bu insanları hiç unutmayacağım. Uzunçay köylülerinin ekmeklerini ne zahmetlerle kazandıklarına şahit oldum. İşte bu yüzden paylaşmak da bir o kadar değerliydi. Ergün abi, Sabahat abla, Asiye abla, Ecevit abi, Burak, Selim, hepsinden bir şeyler öğrendim. Ayrılmak zor olsa da şehrin dışında başka bir coğrafyaya doğru yola çıkmam gerek. Sağ olasın. Sana çok çok teşekkür ederim. Evini rica açtın bana. Ben sofranı açtın. Ben çabuk seni geçti bekliyorum. Be vallahi billah. Ama neyse, ben de bir insan tanıdım. Ben de. Tamam ben mı? De. Çok memnun tamam. Oldum seni tanıdım. Unutma bir daha bizi. He. Unutmam. Geleceğim. Tamam. Geleceğim ilk zamanda. Tamam. Hadi hoşçakal. Güzel gün benim. Bay bay. Sen de iyi bak. Bay bay. Görüşürüz. Güle güle git. Yapma. Sen ne diyorsun? Ağlıyor musun yavrum? Ağlama yavrum, ne diyor? Benim yüreğim yanık. Ağlama yavrum. Ben dayanamam öylesi. Ağlama, ne olur ağlama yavrum. Sen ne yaptın? Benim de anam babam yok yavrum. Benim de kimsem yok. Ağlama ağlama, sen ağla diye ağlamadım ben. Ana. Sen ağlama lütfen, hadi. Özlem değil. Yavrum bitirdim. Yok, yok, ben seni gerçekten çok sevdiğim için ağlıyorum. Sen çünkü gerçekten çok doğal bir insansın. Anladın mı? Senin gibi insanlar kalmadı artık. Çok iyi bak, tamam. Tamam yavrum. Hadi bay bay. Sen de geldin. Görüşürüz. Uzunçay köyü. Burada çok güzel bir hafta geçirdim. İyi insanlar tanıdım, yeni deneyimler edindim. Şimdi ne yazık ki veda zamanı. Yeni köyüme doğru yoldayım. Yeni maceralarda görüşmek üzere.